Seni mi aradın, niye bakalım? Şimdi, şimdi tam yapın üstüne geldin. Çay içiyorum tabi. Sesini duyuyor mu? Bak sesini duyuyor mu? Duydun mu? Ne yapıyorsun değil mi? Firdevs, siz galiba Hüseyin'le evlenmek istiyorsunuz ama evlenemiyorsunuz değil mi? Neden böyle oldu? Nasıl oldu? Bir anlat bakalım. Büyük nişan yaptık. Tanıştınız. Hı hı, tanıştık. Daha sonra? Sonra nişanlandık. Evet. Ondan sonra evlenecektiniz. Evet, evlenecektik, kaldı. Kaldı. Ev aldınız mı? Hı. Evimiz var. Eviniz var. Ama evlenemiyorsunuz. Evet. Ben her şeyi yapıyoruz. Bütün işleri yapıyorsun. Yapıyorum her şeyi. Mesela ne yaptın az önce? İnekle yem verdik. Normalde yemek yapıyor musun evde? Yapıyorum yemek. Ne yemekleri yapıyorsun? Her şey yapıyoruz. Bütün yemekleri yapabiliyorsun. Hı. Hüseyin, Firdevs'i seviyorsun. Seviyorum abi. Firdevs'le tanıştınız. Evet, tanıştım. Ne yaptınız, bir anlat bakalım. Valla abi, tanıştık, dönüştük. Her şey böyle oldu. Bir nişanımızı yaptık. Nişan yaptınız. Düğün yapacaktık. Onda bir sorun çıktı. O sorundan doğru daldık. Siz evlenemezsiniz dediler değil mi? Bize dediler, evlenemezsiniz dediler. Aslında siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Evet, aslında birbirimizi çok seviyoruz. Evet, devamlı telefonla konuşuyoruz yani. Firiz'le konuşuyoruz. Firiz dedi, evlenelim dedi. Ben istiyorum dedi. Tamam isteyeyim ama dedim, biz aramızda yani bir sorun var, nasıl yapacağız dedim. O bir şey demedi, daha da düşündü yani. Ve daha evlenelim diye söylüyor bana. Ben dedim, ayrısı dedim, düğünü yaparız dedim. Ama bu sorunların geçebilirse dedim. Şimdi sen ne istiyorsun? Bu sorunlar aşılsın istiyorsun. Bu sorunlar aşılsın istiyorum. Firiz'den evlenme istiyorum. Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza yardım istiyorum. Düğünümüzü olsun istiyorum. Herkesin nasibi kısmeti taştı. Evet. Büyüklerinde oturuyor. Olsun olsun besin. Olsun. Hep iyi çocuk. Ben Hüseyin'in kuzeniyim. Burada sağlık ocağına gidilip doktor onay vermediği için, raporunu bildiği için Tire Devlet Hastanesi'ne gönderdi kendilerini. Ama buradaki doktor, ilk doktorumuz bize dedi ki biz bu raporu veremeyiz, heyete girmesi lazım. Ama o sürede bu rapor işleme girdi. İzmir'e Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne sevk etti kendilerini. Ben de yanlarında bizzat giderek Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne heyet raporu bölümüne gittik. Bizi Eşref Paşa Belediye Hastanesi'ne gönderdi. Orası bizlik değil, Tepecik Hastanesi'ne gönderdi. Tepecik Hastanesi'ne gittik. Orası dedi ki bizlik değil, Ege Üniversitesi'ne gitmesi lazım. Oradan tekrar bizi Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Artık oraya geldiğim zaman en son patlama noktası oldu. Çünkü biz sabah 5.30'dan beri orada sıra numarası bekledik. Orada heyet bölümündeki arkadaşlara ben aynen şunu söyledim. Dedim ki siz bizde dalga mı geçiyorsunuz? O hastane, o hastane diyorsunuz ama hiçbiri kabul etmiyor. Yine bizi buraya gönderiyorlar dedim. En sonunda psikiyatri bölümündeki doktorla görüştüm. Durumu izah ettim. Oradaki hoca bana bir kağıt verdi. Tire'ye aile mahkemesine çıkılacak. Anne baba imza attığı sürece, onay verdiği sürece evlilikleri olabilir. Üç kalem imzala ben bunu, bu işlemler tamamlanır dendi. Ama mahkemeye gidildiği zaman orası Ege Üniversitesi'ne sevk etti. Oradaki doktorların, birçok doktorun görüp imza alması için. O sırada da bu da Tire Devlet Hastanesi'nden çıkan rapor. Bu rapor
mahkemeye verildi, sunuldu. Ama Ege Üniversitesi'nden red cevabı geldi. Bu rapor olumlu olduğu halde. Biz de mahkemeye sunduk. Mahkeme de şu anda red cevabı veriyor. Ama anne babanın onayı var. Oğlan tarafının, anne babanın, oğlanda da raporlu olduğu için onlar da tamam onay veriyor. Zaten bilinen bir şey, saklanan hiçbir şey yok ortada. Seferinde düğün tarihini erteliyoruz. Davetiyeleri basıldı. Hatta ben düğün hediyesi olarak ben kendim bastırttım onlara. Bütün eşyalar alındı, gelinlik alındı, kına geceliği alındı, orkestrası tutuldu. Hepsi bu kadar birbirini severken, bu yola kadar gelmişken her şey bitebilir mi? Biz nasıl diyebiliriz ki şu anda tamam her şey bitti ayrılın. Böyle bir şey yok. Kim ister ki böyle özürlü, engelli doğmak kim ister?